Efendim, kıymetli SRT Televizyonu izleyenlerimiz, yeni bir Şifa Kapısı programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda kalp hastalıklarını konuşacağız. Peki, kalp hastalıklarını kiminle konuşacağız? Kalp ve damar cerrahisi uzmanımız Profesör Doktor Sayın Ali Rıza Cener bizlerle birlikte olacaklar. Kıymetli hocamız, yıllardır hastanemizde hizmet veren önemli bir isim ve branşında da çok başarılı, hastaları tarafından sevilen Profesör Doktor Ali Rıza Cener'e ilk sorumuzu soralım. Kalp sağlığı için neler yapılmalı? Tabii kalp sağlığı biliyorsunuz son derece önemli bir konu, güncel bir konu. Şu andaki dünyadaki belki de ölümlerin işte en sık sebeplerden bir tanesi yine kalp hastalıkları ile ilgili bölüm oluşturuyor. Yani kanser ve kalp hastalıkları kafa kafaya gibi gözüküyor şu anda. Kalbimizi korumak için neler yapacağız? Yani aslında önemli bir konu. Şu andaki belki de yani yediklerimiz, içtiklerimiz, yaptığımız sporlara falan hepsini son derece ilgilendiren önemli bir başlık. Tabii burada en önemli yani sağlıkla ilgili, kalbimizi korumakla ilgili söyleyebileceğimiz en önemli iki tane şey var. Yani aslında çok zor değil. Bir tanesi işte tütün kullanımı, sigara ve diğer tütün kullanımları. Bu son derece zarar veriyor. İkincisi de obezite. Evet. Obeziteye bağlı gelişen neler? İşte diyabet, hipertansiyon, işte kolesterol, ürik asit yüksekliği gibi metabolik sendromu oluşturan obeziteye bağlı gelişen komplikasyonlar. Şu anda bu iki konuda aslında günümüzde güncel. Yani obezite Amerikalarda %30-40'larda, Türkiye'lilerde %20-30'larda son derece ciddi bir sağlık problemi ve gittikçe de artıyor. Aslında çağın hastalığı diyebilir çağın miyiz hastalığı, Ali kesinlikle Hocam? Kesinlikle çağın hastalığı ve aynı zamanda gelecek için de ciddi sıkıntılar var. Yani çocuklarımız için de ciddi sıkıntılar var. Çocuklarımız da çok ciddi bir beslenme ile ilgili abluke alınmış durumda. Evet. Hazır yiyecekler çok fazla tüketiliyor. Hazır yiyecek, paket gıdalar son derece yaygın şekerli şekilde gıdalar. Bulunuyor. Şeker zaten. Şeker başı artık başına. Çağımızı zehiri diyoruz. Evet. Yani şeker demek artık zehir anlamına geliyor. O kadar ciddi bir problem, şeker problemi. İşte Türklerin genel olarak bir ekmek kullanımı, ekmek bağımlılığı, aşırı kullanımı. Hamur işleri de çok kırsal bölgelerde hala çok. Yani çok tüketiliyor. Şeyde de çok. Yani metropollerde de. İşte sabahları insanlar işte poğaçayla, simitle kahvaltı yapıyor. Bazen de hocam şunu söylüyorlar. Ekmek yemeden karnım doymuyor. Makarnayla dahi ekmek yemek istiyorum. Pilavla dahi alışkanlık. Ekmek yiyorum. Alışkanlık o. Doymuyor değil, öyle hissediyor ama bir süre sonra aslında alışsa insanlar çok rahat ekmeksiz ya da az ekmek yiyerek alışabiliyorlar. Özellikle şeker konusu çok ciddi problem. Çocuklarımız çok büyük bir risk altında. Çok 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 ciddi bir problem var. Yani şu anda bir çocuğa mesela 8 yaşındaki bir çocuğa oturadığın işte hadi kuru fasulye yanında pilav ya da işte bir hadi türlü yanında bir yemek yok yani böyle artık. Çocuklara yediremiyorsunuz bunları. Çocuklar işte hamburger yiyelim, işte patates kızartması yiyelim, cips yiyelim, işte dondurmuş gıdalar. İşte dondurmalar, şekerlemeler, işte cipsler, içecekler işte soğuk çaylar. Asitli içecekler. Yani hepsi şekerli. Yani şu anda bir çocukların yedikleri şeylere bakın, %90'ı son derece zararlı ve sağlıksız yiyecekler. Ve çocuklarımızın durumu daha kötü. Hani bizim nesil, belki işte böyle 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda yaşayanlar böyle çok şekeri görmedik. Evet. Hadi ekmek yine yiyorduk da ama anladığında şekerle ilgili çok şeydi ve hazır gıdalar bu kadar yaygın değildi. Şimdi bunlar çok yaygınlaştı. Ve obezite de gittikçe artıyor. İşte obezite arttığı zaman, işte obeziteden niye korkuyoruz? Obezite olunca ne oluyor? Yani de diyebilirsiniz. Evet. Şimdi obezite olduktan sonra birincisi en önemli problem birincisi şeker hastalığı. Yani şeker hastalığı biliyorsunuz insülin direnci dediğimiz kiloyla oluşan, sonucu gelişen bir hastalık. Bir insanda bu obeziteye bağlı şeker hastalığı geliştiği zaman
yani tipik diyabet diyebiliriz buna. Geliştiği zaman son derece damarlarda hasarlar başlıyor. Damar tıkanmaları, bütün özellikle arter damarlardaki tıkanmalar çok yaygın bir şekilde başlıyor. Burada işte göz damarlarından tutun, beyin damarlarından tutun, kalp damarı, böbrek, bağırsak, bacak damarları. Bunlar tabii tıkandığı zaman tıkandığı yere göre de hastalıklar başlıyor. Evet. İşte göz damarı tıkanıyor, gözlü görmüyor. İşte beyin damarı tıkanıyor, felç geçiriyor. Kalp damarı tıkanıyor, kalp krizi geçiriyor. Böbrek damarı tıkanıyor, işte böbrek yetmezliği gelişiyor, tansiyon yüksekliği gelişiyor. Bağırsak damarı tıkanıyor, bağırsaklar nekroz oluyor, işte ciddi ameliyatlar gerekiyor. Bacak damarı tıkanıyor, işte ağrılar oluyor, işte gangrenler oluyor, yaralar çıkıyor, kesilmelere kadar gidebiliyor. Onun için şeker hastalığından korunmamız için muhakkak, yani muhakkak obeziteden korunmamız lazım. Obeziteden korunmak için ne yapacağız? Aslında yani bir insan et yiyerek, balık yiyerek, tavuk yiyerek, sebze yiyerek obezite olmaz. Obez oluyorsa muhakkak işin içinde ya çok şekerli şeyler yiyor ya da hamur işi çok yiyordur. Ve aynı zamanda bu yediklerinin dışında bir de yaşam biçimleri de çok değişti. Eskiden çocuklarımız okuldan gelince akşam, biz öyleydik mesela, akşam çıkınca direkt giderek top oynadık mahallede. Ama şimdi çocuklar şimdi mümkün değil yani. Evet. Neye çıkartıyorsun çocuğu mahalle arasına? Öyle bir şey yok. Yani çocuklar bir de şimdi bu bilgisayar ve telefon teknolojisi de evet, teknolojiye çok bağımlı bir avantajı çocuklar var olmakla birlikte işte çok dezavantajlar da geliyor. Çocuklar arıyorlar. Sabahın akşama kadar bilgisayar başında, telefon başında. Hareketsiz bir hayat. Bir hareketsiz bir dönem başlıyor. Bu hareketsizlik de obeziteyi tetikliyor. Aynı zamanda bu paketlenmiş gıdalar ve şekerli gıdalar da hem yiyecek içeceklerle birlikte bu da obeziteyi tetikliyor. Ve böyle olunca da işte erken yaşta şeker hastalıkları başlıyor ve erken yaşta kalp hastalıkları başlıyor. Özellikle kalbin koroner arter hastalığını ilgilendiren, yani kalbi kan götüren damarların tıkanmasıyla oluşan hastalıklara başlıyor. Dediğim gibi sadece kalp de değil, bütün organlar etkileniyor. İşte gözlü, beyindi, böbreklerdi, bağırsaklardı. Bütün organlar etkileniyor şeker hastalığından. Evet. Obezite dışında dediğim gibi ikinci bir problem de dedik. Çağımızın yine ciddi bir sağlık problemi oluşturan sigara. Evet. Tütün kullanımı. Bu da artık çok yaygın. Özellikle çocuklarda, çok erken yaşlarda maalesef başlayan kesimler var. Özellikle belirli bölgelerde tütün böyle kullanımı, sigara kullanımı çok erken yaşlara düştü. Ve bu da aynı zamanda işte yani sigaranın yani binlerce zararı var. Sadece kalp bunlardan bir tanesi. Yani sadece kalple ilgili olsa yine hadi bir şey demeyeceğim, çok zararları var. Akciğer kanseri, gırtlak kanseri, dudak kanseri, dil kanseri, mesane kanseri. Bu sadece kanserler kısmı ile ilgili. Aynı zamanda işte KOAH dediğimiz akciğerle ilgili ciddi problemlere sebep oluyor. Ve aynı zamanda kalbi ve damarları da etkiliyor. Evet. Nasıl etkiliyor? Sigara özellikle kalbin bu iç tabakasını örtünen endotel tabaka dediğimiz tabakaya ciddi zararlar veriyor. Ve aynı zamanda kandaki trombositlerin fonksiyonlarını da artırarak pıhtılaşma hızını artırıyorlar. Normalde bir diyelim ki bir insanın damarı tıkandı, oraya hani pıhtı elemanları gitti, damarı tıkadı. Bu sigara içen içmeyen arasında 5 katı kadar fark var. O damarın tıkanma hızı riski açısından. Sigara hem yavaş yavaş damarları tıkıyor hem de aniden kalp krizine de sebep olabiliyor. Onun için çok ciddi bir sağlık problemi. Peki hocam, sigara evet zararlı. Nargile için hepsi, tütün hepsi. Yani sigaradan tütün kullanımı aslında işte pipoydu, proydu, nargileydi, hepsi son derece zararlı. Yani çocuklarımızı bunlardan muhakkak uzak tutmaya çalışmamız lazım. Eğitimlerini, bütün eğitimler, yani okulda olsun, ailede olsun eğitimler buna göre verilmeli. Aynı zamanda bu beslenme konusunda da mümkün olduğu kadar bu girdiğimiz bu çıkmazdan kurtulmaya çalışmamız lazım. Yani bu hem devlet zaten ilgileniyor bu işlerle, evet, ama aile olarak ve okul olarak da, okullarda da artık bayağı önlemler alındı bu konuda. Ama tabii en büyük şey aileye düşüyor.
hem ailenin eğitilmesi ve daha sonra çocukların eğitilmesi son derece önemli. Peki bir de doğuştan kalp hastalıkları var. Tabii şimdi yaklaşık yani 100 insandan bir insanda bir doğuştan kalp hastalığı olur. Bunların da çok çeşitleri var. Doğuştan kalp hastalığı yani saymakla bitmeyecek kadar çok çeşitli hastalıklar var ama bunlar düşük oranlarda. Yani, toplasan %1'i geçmez hepsinin şeyi. Özellikle bir kısmı zaten çok çok büyük bir kısmı hatta artık anne karnındayken anlaşılıyor. Eğer anne karnında eko yapılıyor, orada o zaman bile anlaşılmaya başlıyor. Çok büyük bir kısmı ciddi kalp anomalleri var. Yani anomal dediğim ciddi işte damarlar farklı farklı yerlerden çıkıyor mesela. Çok büyük delikler oluyor. Evet. Gibi çok farklı hastalıklar var. Bunların büyük bir kısmı zaten bir kısmı zaten doğal doğal zaman kaybediliyor bir kısmı. Bir kısmı işte çok erken yaşta ameliyat olması gerekiyor. Bir kısmı daha sonra çocukluk yaşında ameliyat gerekiyor. Bir kısmı daha ileriki yaşlara kadar idare edebiliyor. Çok farklı hastalıklar var. Onun için zaten dediğim gibi ama artık günümüzde bunlar daha artık anne karnındayken daha tespit ediliyor. Onun için genelde tedavisi ona göre hemen planlanıyor. Ve ameliyatlar da son derece başarılı. Yani artık son zamanlarda çok büyük anomaller bile, çok büyük kalp hastalıkları bile başarıyla tedavi edilebiliyor. Ve sizin yaptığınız cerrahi operasyonları da evet, duyuyoruz hocam. Tabii, çok başarılı yani, sonuçlar da alıyorsunuz bu noktada. Tabii. Ben hastalarınız adına da size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler, sağ olun. Doğuştan kalp hastalıkları dediğim gibi gençler genelde halkın kalbinde delik diyor. En çok büyük kısmını bunlar oluşturuyor. Kalpteki delikler oluşturuyor. Onlar da son derece başarılıdan artık ameliyatlar yapılıyor yani. Peki Ali Rıza Hocam, erkeklerde ve kadınlarda hastalık fark ediyor mu? Şöyle diyelim, aslında kadınlar bir bakıma biraz avantajlı gibi gözüküyor. Bu östrojen hormonundan dolayı bu kolesterol seviyesindeki yükseklik bir miktar önlenebiliyor. Ama eğer işte kadınlar bu avantajını ne zaman kaybediyor? Menopoza girdikten sonra kaybediyorlar. Ama daha sonra da hatta çok da dezavantajlılar. Çünkü kadınlarımız daha sonra çok ciddi obeziteyle karşı karşıya kalıyorlar. Menopozdan sonra mı? Yok yani genel olarak belli bir yaştan, belli bir yaştan sonra sporu bırakıyorlar. İşte kilo başlıyor. Kilo almaya başlayınca işte dizlerde problem oluyor. Dizler başlayınca yürümüyorlar. Yürümeyince daha çok kilo alıyor. Gibi böyle bir kısır döngüye giriyor ve kalp hastalıkları maalesef hem tansiyon yükselmeye başlıyor, şeker hastalığı çıkıyor ve kalp hastalıkları maalesef son derece yaygın gözüküyor. Özellikle belli bir kesimden sonra. Son zamanlarda ben çok duyuyorum Ali Rıza Hocam. Bayanlarda diz ve eklem hastalıkları. Tabii. Bu da işte, genelde bak, de hep böyle kilolu hanımlar. Demin bahsetmedim işte. Belki atladım, unuttum. Obezitenin zararlarından bir tanesi de tabii işte osteoartroz dediğimiz bu diz eklemlerinde, kalça eklemlerinde ki problemler. Aynı zamanda bel fıtıklarının da önemli sebeplerinden bir tanesi obezite. Artık belli bir zamandan sonra iskelet taşımıyor mu? Yani öyle. Düşün, ben şimdi sırtımda 30 kilo çuvalla her gün geçsem ne diz kalır ne bel kalır. Yani obezite son derece ciddi bir sağlık problemi. Yani son derece. Evet. Ekranları başında yani, izleyenlerimizde ne kadar yani, ciddi evet, bir evet, hastalık yani olduğunu çok kimse şu belki, anda. Belki hani kötü olduğunu biliyor ama bunun evet, bu kadar çok zararlı olduğunu bence çok insanlar farkında değil. Yani biz bütün hastalarımıza söylüyoruz. Bazen hastalar tamam iyi anlıyor ama bazıları anlamıyor. Yani işin ne kadar zararlı olduğunu idrak edemiyorlar. Onun için bu konuda işte eğitimler, böyle programlar yapmak gerekiyor. Obezite son derece ciddi problem yani. Evet, kalp sağlığının, kalp hastalıklarının... Sadece kalple değil. Yani büyük obezite bir bölümünü diyor, bak, işte eklemlerde problemler, işte şeker hastalığının verdiği zararlar. Hani bunda kanser riski de artıyor obezitede. Evet. Yani kanser riski de artıyor. Yani aslında şu anda diyorsunuz kalp hastalığı ve kanser diyorsunuz en önemli, önemli sebebi. İşte bak obezite gördüğünüz gibi belki de bunu... Bu iki hastalığı artıran en önemli sebeplerin bir tanesi obezitedir yani. Bunların dışında obezite ve sigara dışında işte hareketsizlik. Düzenli spor yaşam. Yapıyoruz. Toplum olarak spor yapıyoruz. Çocuklarımız da artık yavaş yavaş azaldı. Evet. Yani ben işte
yani normalde tenis oynuyorum. Hani oynayamadığım zamanlar sahile iniyorum. Hani koşuyorum ki işte kondisyonumu kaybettiğim, kilo almayayım falan diye. Yani çok az kişi gidiyor, görüyorum. Yani toplasan o kadar sahilde. Çok da güzel alan var, parkı var. Yani 20 kişi, 30 kişi falan ancak var yani. Normalde orasının böyle dolması lazım. Ya mesela bir kilo alayım aklım çıkıyor. 2 kilo alınca hemen başlıyoruz işte sporlara, hemen biraz daha diyete dikkat ediyorum. Biraz daha hemen sporu artırıyorum. Yani böyle 1-2 kilonun hesabını yapıyoruz ama insan oluyor 90 kilo, 100 kilo anlatamıyoruz. Evet. Yani ne kadar zarar olduğunu yani idrak etseler eminim ki biraz daha çok daha daha dikkat edecekler yani yetkilerini. Bu konuda çok daha insanları eğitmek gerekiyor bence. Ve şu anda bayramdan da çıktık ki, Kurban Bayramı'ndan evet, da çıktık. Etler, yani, mangallar... Onlardan bir şey olmaz. İnsan et yesin. Et kül aldırmaz. Korkma yani. Ama ben et yiyen ekmek de çok seviyorum eti yani. Ekmek yani minimum. Eğer şeker hastası yemesin ama şeker hastası değilse biraz böyle bir iki dilim yiyorum. Ben de yerim yani. Bir iki dilimde bir şey olmaz. Ama çok oturup da bir tabak kuru fasulye, bir tane de ekmek. Eskiden öyle yapıyordum ben. Öğrencilik yıllarımızda karnını nasıl doyuracaksın? Bir tane bir tabak kuru fasulye koyduk. Yanında bir tane bir sepet olurdu. O kuru fasulye bitene kadar o sepet biterdi. Tabii. Bu arada yani, hocamın da Sivaslı olduğunu da belirtmek evet, yani istiyorum. Sivaslı, yani yerlerimiz. Ekmek bağımlılığı var hakikaten. Evet, yani. Ali Rıza Cenel hocam Sivaslı, Divrikli ve biz Anadolu insanı da ekmeği çok severiz. Yani öyle yetiştik zaten yani. Ekmekle yetiştik. Ama belirli bir yaştan sonra o ekmek artık daha tole, çocukken, gençken hani belki biraz tole ediliyor. O zamanlar biz çok hareketliydik çocukken. Evet. Her gün akşama kadar, hava kararına kadar dışarıda top oynardık. Anne bir sopayla bizi eve sokardı yani. Şimdi öyle ama değil. Ama şimdi de bilgisayar ve tabletin karşısından tabii şimdi nesil onun için kandıramıyoruz. Biraz daha dikkat etmesi lazım. Yani bu kadar o kadar rahat ekmek tüketimi ve hazır gıda tüketimi, özellikle şeker. Yani özellikle şeker. Uzaktan ben şu anda yani ağzıma şekerli hiçbir yiyecek içecek. Peki hocam. Bal bile yemiyorum valla. Yani şey yani. Çay tüketimi? Çay yani sonuçta bir yeşil bitkidir. Antioksidan özellikleri vardır, faydalıdır. Yani şekersiz içtikten sonra çay tüketebilirsiniz. Evet, çayı dahi şekersiz tüketeceğiz. Ama ne zaman içeceksiniz çayı? Yemekten 2-3 saat sonra. Hemen değil. Yemekle beraber tüketmeyeceğiz. Öyle bir alışkanlığımız da var. Sabah kahvaltılarında çay da yapıyoruz. Yani bence bu kötü bir alışkanlık. Nereden geldi bize? Yani yani tamam çay yemekten sonra 2 saat 3 saat sonra içilir ama hemen içmek şöyle zararlı var. Demiri emilimini azaltıyor. İçindeki teofilin demire bağlıyor. Demirimiz yediğimiz besinlerdeki demir bağırsaklardan dışarı gidiyor. Emilemiyor bağırsaklardan. Kana karışamıyor yani. Peki hocam kalp sağlığında suyun önemi? Su tüketimi? Su, bol su içmen şöyle yani aşırı su içmek de çok bir anlamı evet. Yok ama su tüketmek yani günde 2-3 litre en az su tüketmekte fayda var. Zaten spor yapıyorsan daha da tüketmekte fayda var. O yani iştahı azaltmak açısından biraz yemeği azaltma açısından biraz faydaları var. Peki hocam biraz da bypass'tan bahsetmek istiyorum ben. Evet. Bypass ameliyatından. Evet. Bypass nedir? Bypass ameliyatını ne zaman uygun görüyorsunuz? Kimler bypass ameliyatı olmadı? Şimdi bypass ameliyatı kimler yapıyoruz? Bu işte kalbin kendini besleyen koroner dediğimiz damarlar var. Kendini evet. Kalbe kan götüren damarlar var. Onlar zaman içerisinde işte bu dediğimiz sebeplerden dolayı işte ateroskleroz hastalığı diyoruz biz buna genel olarak. Buna işte şeker, sigara, kolesterol, tansiyon, işte stres gibi bir takım sebeplerden dolayı ve bir de genetik faktörler maalesef. Her şeye de dikkat etseniz. Yani işte sigara da içmedin, işte şeker hastası değilsin, obezde değilsin, çok da iyi diyet yapıyorsun, spor yapıyorsun. Ama maalesef ailenizde, annede babada kalp hastalığı var ise yine de olabilirsiniz. Onun için özellikle genetik yatkınlığı olanlar, ailesinde işte bypass olmuş, kalp krizi geçirmiş, stent takılmış kişiler olanları çok daha dikkat etmeleri gerekiyor. Yani dikkat etmeseler de yine hani kriz geçirebiliyorlar, bypass olabiliyorlar, stent takılabiliyor ama eğer o şeker hastalığına yakalanırsanız ve sigara içerseniz bu çok daha erken yaşlara çekiliyor. Mesela ailede diyelim ki
kalp hastalığı var, annesinde var, babası da var, bypass olmuş. Ve bütün işte amcalarında var, kardeşlerinde var. Kendisinde olma ihtimali yüksek. Eğer bu kişi sigara içer ise, yani 50-60 yaşında geçireceği bir krizi böyle 30'lu 40'lı yaşlarda geçiriyor. Ya da şeker hastalığına erken yakalanırsa aynı şekilde risk artıyor. Onun için bu tür yani genetik faktörü yatkınlığı olan kişilerin çok daha dikkat etmeleri lazım. Çok çok daha dikkat etmeleri lazım. Kesinlikle işte obeziteden uzak duracaklar, kesinlikle tütün kullanımını bırakacaklar. Yoksa erken yaşlarda kalp krizi geçirme riskleri artıyor. O zaman da erken yaşta kalp krizi geçirmek biliyorsunuz son derece bir 60 yaşındaki kişinin geçirmesiyle 30 yaşındaki kişinin geçmesinde farklar var. Yani genç yaşta kalp krizi geçirdiği zaman daha tehlikeli. Ölümle karşı karşıya gelebilir ama 60 yaşında geçiren bir kişi... Yani onda bir risk var ama daha yani genç yaşta kalp krizi geçirdiğimiz zaman kalbin hasar görme oranı daha yüksek. Sebebi de bir insanın damarları yavaş yavaş daralmaya başladığı zaman daraldıkça oraya kan az gitmeye başladıkça vücudumuz kendisi kolateral dediğimiz kendisi kılcal damarlardan damar oluşturuyor. Bypass oluşturuyor ki vücut kendisi bypass yapıyor. Bypass oluşturduktan sonra diyelim ki bir yerimizde %80-90 darlık oldu. Oraya az kan gidiyor. Vücut o zaman ne yapıyor? Yan yollar, yan damarlar üretiyor. Onun için o damar tıkansa bile daha sonra o yan damarlar devreye giriyor ve kalp o kadar hasar görmeyebiliyor. Ama diyelim ki bu 30'lu 40'lı yaşlarda gördüğü zaman o yan damarlar daha gelişmemiş oluyor. Daha erken yaşlarda olduğu için. Ve oradaki kalp daha çok hasar görüyor. Yani hem ani ölüm riski daha yüksek oluyor. Hem de ani ölümü atlatsa bile kalpteki hasar oranı yüksek olduğu için daha ileri zamanlarda kalp yetmezlikleri, kapak hastalıkları gibi problemler karşılaşabiliyor. Onun için gençte yaşta kalp krizi geçirmek daha tehlikeli. Bypass'tan bahsetmiştiniz. Dediğim gibi bu damarlar tıkanmaya başladığı zaman işte biz ne yapıyoruz? Köprü yapıyoruz. Tıkalı yerin ilerisine damarı ilave ediyoruz. İşte meme damarlarını kullanıyoruz. Koldan aldığımız damarları kullanıyoruz. Bacaktan aldığımız damarları kullanıyoruz. Yani hastanın normal dediğim 3 tane ana damarı var yani kabaca hani şöyle söylersek yani 3 damarı bypass yaptın aslında 6 damar oldu. Yani damar sayısı artmış oluyor. Onun için bypass aslında son derece faydalı bir ameliyat. Hayat kurtarıcı bir ameliyat. Özellikle hani böyle kalp krizi geçirmek üzere olan kritik darlıkları olan ana koronerlerin başında olan böyle kritik darlıkları olan hastalarda bypass yaptığımız zaman hakikaten insanın ömrü uzuyor. Ve kanıtlanmıştır bu yani. Yani bypass ameliyatı korkulacak bir ameliyat değil. Değil. Tam günümüzde tersine. Günümüzde yani %1'in altında eğer yani böyle 50-60 yaşlarında ilave ciddi bir hasarlar yoksa %0-1-2 diyeyim yani o kadar düşük. Ölüm riski yani. Ve ömrü de uzatıyor dediniz. Yani binde bir, binde iki gibi tabii ki, tabii ki. Yani artık bilimsel olarak çok kanıtlanmış bir durumda. Yani bypass yapılanlarla, ilaç kullananlar ya da işte stent takılanlar, yani stentten de üstün, evet. Uzun dönem sonuçlarına baktığımız zaman son derece faydalı ameliyatlar. Ama yani iş bitiyor mu bypass yapınca? Bitmiyor. Yani damarın tıkanıklığına sebep olan faktörler devam ediyor ise, yani hasta yine sigara kullanmaya devam ediyor, İşte obezitesi devam ediyor, şeker hastalığını kontrol edemiyor. Yine stresli bir hayat, hareketsiz bir hayat. Evet, yani aynı risk faktörleri devam ediyorsa maalesef o yaptığımız bypasslar da bir süre sonra tıkanabiliyor. Ya da yapmadıklarımız tıkanıyor, yaptığımızın ilerisi tıkanabiliyor. Onun için yani bypass yani son derece faydalı bir ameliyat. Eğer doktorunuz öneriyorsa hani bypass olması gerektiğini çok korkmamak lazım. Artık çok riskleri son derece düşük. Hani ilk bir ay hani biraz göğüs ağrıları işte o kemik kesilmesinden dolayı hani biraz ağrılar duyabiliyor. İşte yatması kalkması hani biraz zorluklar olabiliyor. Ama sonra bir buçuk ay sonra aslında normal hayatına dönüyor ve uzun yıllar en azından bir de kendisine iyi bakıyorsa çok çok da uzunlar 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl kolay kolay o damarlar tıkanmıyor. Peki Ali Rıza Hocam, bypass ameliyatını çoğunlukla hastalarımıza öneriyorsunuz.
Peki stentin önemi de var mı? Stent takılmasını da öneriyor musunuz? Ve bununla birlikte kalp pili var. Peki kalp pilini de öneriyor musunuz? Şimdi kalp pili biraz tabii farklı bir mekanizma. Farklı bir konu ama stent ve bypass işte aynı koroner damarları yapılan işlemler. Bypass'ta ne yapıyorduk? Damarı ilave ediyorduk. Evet, tıkalı iğnesini köprü yapıyorduk. Stent'te de ne yapıyorsunuz? İşte kasıktan ya da koldan girerek o koroner damarın ağzının içeri girerek o damarı tıkalı olan yere işte önce balon açılıp daha sonra içine stent yerleştiriyorsun. O şekilde damar açılıyor. Yani stent tabii ilk bakışta bakıldığı zaman çok basit bir yöntem. Yani bir anjiyo gibi hemen hiç hasta hiç uyumadan, işte anestezi almadan hemen 10 dakika içerisinde, 15 dakika içerisinde takılıyor. Yani kolay bir yöntem. Yani şu anda zaten yani kullanım stent kullanım oranı, uygulanma oranı da çok arttı. Yani şu anda yani 100 tane stent takılıyorsa 5 tanesi bypass oluyor, 5 tane de bypass oluyor diyelim. Yani stent uygulanma oranı dünyada da arttı, Türkiye'de de arttı. Şimdi kardiyologlar biraz daha böyle daha cesurlar, daha böyle ana damarlara, daha böyle kritik yerlere, daha zor yerlere de stent takılabiliyorlar. Stent teknolojisi de gelişti. Eskiden stentler çok çabuk tıkanırdı. Şimdi böyle ilaçlı stentler, ilaç kaplı stentler, işte eriyen stentler gibi stentler de gelişti. Ama buna rağmen yine de yani uzun dönem sonuçlarına bakıldığı zaman hala bypass'ın sonuçları uzun dönem bakıldığı zaman daha iyi gibi gözüküyor. Stentlerin işte yaklaşık hala şu anda günümüzde %5-10 civarında neredeyse 6 ay içerisinde tekrar tıkanma riskleri var. Çabuk pıhtılaşabiliyorlar. Yani onun için çok ciddi kan sulandırıcı kullanmaları gerekiyor. Ama burada neye karar veriyoruz? Tabii yani hasta şimdi anjiyo oldu. İşte stent mi takacağız, bypass mı yapacağız? Evet. Orada işte anjiyo yaptığımız zaman hem orada anjiyo esasında hem kardiyolog oluyor hem cerrah oluyor. Kalp damar cerrahı beraber damarlara bakıyoruz. Burada çünkü çok faktör var. Yani stentin takılacağına ya da bypass mı yapacağına kaç faktör var. Bunlardan bir tanesi işte damarların yapısı. Yani damarın tıkanıklığı nerede? Damar tıkanıklık ne kadar uzun? Kaç yerde var? Bir damarda mı var? Birkaç damarda mı var? Gibi. Damar ince mi? Çok mu kalın? Çok mu genişlemiş? Damar kireçli mi? Kireçsiz mi? İşte şeker hastalığı var mı? Yok mu? Gibi. Hastanın yaşı işte çok mu yaşlı? İşte bypass'a uygun değil mi? İşte böbrek yetmezliği var mı? Akciğer problemi var mı? Gibi yani hem hastanın genel durumu ve hem de damarların durumuna bakarak karar veriyoruz. Yani burada önemli olan hastaya en uygun kararı vermek. Ali Rıza Hocam, hastamız bypass ameliyatı oldu, birinci bypass'ın. Peki ikinci bypass'a gerek var mı? Yani şimdi şöyle, ne dedik? Damarlar belki bir yıl sonra, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra tekrar daralabiliyor, tekrar tıkanabiliyor. Burada yine iki yol takip ediyoruz. Yine anjiyo yapıyoruz. Yine işte kardiyolog ve cerrah bir değerlendirme yapıyor. İşte stent mi takalım, bypass mı yapalım? Eğer genelde eğilim yani stent takma yönündedir. Hani daha önce bypass olmuş kişilere ama yani stent çok uygun gözükmüyorsa şeye bypass da muhakkak yapılabilir. Yani riski biraz daha arttı. Normalde yani %1'in altında bir risk var ise bypass hastalarda bu %1 olmaz, %2 olur, %3 olur yani en fazla. Çok aşırı da bir risk değildir yani yoktur. Yine hani başarıyla yapılabilecek bir ameliyattır. Bundaki riskin sebebi de daha önce ameliyat olduğu için o bölgelerde yapışıklık olur. İşte açarken işte hani biraz zorluklar çekebilir, kanamalar olabilir. Eğer acil bir durum varsa biraz daha hani sıkıntı yaşanabilir. Onun dışında yoksa ikinci kez olur, üçüncü kez de olur, dördüncü kez de olur. Olmaz diye bir şey yok. Yani bir sorun yok bunun. Peki kalp pili hocam? Kalp pili nedir? Kimlere takılır kalp pili? Kalp pili, şimdi kalbin biliyorsunuz belli bir ritim problemi var, hızı vardır. Yani işte ne kadar, normal bir insanda işte 50 ile 100 arası diyelim kabaca yani geniş tutarsak oranları. Bazen o kalbin
bir hızı vardır. Ve kulakçık ve karıncıkla arasında da işte bazı düğümler vardır, istasyonlar vardır diyelim. Bir istasyondan çıkar oraya gelir, bir istasyondan gider başka yere gider. İşte diyelim ki şimdi kulakçıktan çıktı, sonra bir istasyona geldi, oradan karıncığa geçecek. İşte istasyonda orada hani biraz durur, sonra o bir tarafa gider. Ne oluyor? Diyelim ki o istasyonlarda işte problem oldu. Kireçleme oldu, işte damar tıkanıklığı oldu, orası beslenmesi bozuldu. O zaman o ileti oraya geçmez. Yani kulakçıktan gelen ileti oradan karıncaya geçemez. O zaman işte tam blok dediğimiz, blok dediğimiz olay oluşur. O zaman da işte kalp ne olur? Kulakçıdaki ileti oraya geçmediği için o kendisi üretir, elektrik üretir. Ama bunun hızı da düşüktür. Böyle 30'larda, 40'larda falan olur. Kalp o zaman çok yavaş çalışır ve o zaman ne olur? İşte bayılmalar olur, baş dönmeler olur. O zaman işte biz ne yapıyoruz? İşte pil takıyoruz. Yani pil takarak o özellikle işte kulakçık ile karıncık arasındaki o ileti sistemini kendimiz elektrik vererek pil yoluyla onu hızlandırıyoruz. Normal işte kulakçıktaki hızı oraya yetiştiriyoruz ve bu şekilde kalp normal çalışıyor. Yani pil son derece faydalı bir işlemci. Takılması gerektiği zaman da yani hastalar korkuyorlar ya bana pil takılacak ben işte istemiyorum diyorlar. Yani öyle bir şey yok. Herhalde biraz ya, onun korkusu şey olabilir mi hocam? Kalp pili durur mu? Durmaz. Durmaz. Yani oraya şimdi takılan pillerin zaten ömrü yaklaşık bir 10 yıl kadar falan sürüyor. 10 yıl kadar gidiyor. Ama işte nelere dikkat ediliyor? Şeyden işte uçaklarda hani şeylerden ötüyor evet. Aletler. Oralardan hani geçmemek gerekiyor. Onu zaten onun sizde şey oluyor, kart oluyor, ona göstererek geçmeyebiliyorsunuz. Yani kalp pili son derece faydalı bir işlem. Bir de işte ICD dediğimiz bir şey var, defibrilatör dediğimiz bir olay var. Diyelim ki kalp kası zayıfladı ve hastanın kalbin fibrilasyon dediğimiz, yani kalp durmaları zaten kalp krizlerinde de ve ani ölümlerdeki en büyük sebep kalbin fibrilasyonudur. Fibrilasyon dediğimiz, fibrilasyon demek kalbin kasılma normal pompa görevini yapmıyor, titreşir hale geliyor. Kalp krizlerindeki ölüm sebebi de bu ventrikül fibrilasyon dediğimiz olaydır. Bazı kişilerde özellikle işte kalp yetmezliği olan kişilerde, kalbi zayıf olan kişilerde de bu risk artar. Bu fibrilasyon riski artar ve işte aslında bir şekilde kalp yetmezliği olan kişi bakarsın bir iki yıl içerisinde bakmışsın aniden ölmüş. Bu sebebi de bu işte fibrilasyon dediğimiz olaydır. İşte bu ICD dediğimizde o da bir pil görevi görüyor. Pil gibi takıyorsunuz. Bu diyelim ki kalbin elektrik sistemi bozuldu, fibrilasyona girdi. Bu hemen şok veriyor. Hop düzeltiyor. Yani elektrik şok uyguluyor evet. Kendisine otomatik olarak. Onu gördüğü zaman bu da son derece faydalı bir yöntem. O da son zamanlarda çok yaygın kullanılıyor ve bu ani ölüm risklerini azaltıyor. Evet, onun için çekilmemek lazım pilden de. Yani doktor abi çünkü bana çok böyle şikayet geliyor. Ya bana pil dediler ben taktırmak istemiyorum falan. Aslında hiçbir zararı yok. Birçok kişinin belki yanında kalp krizi geçiren kişiler olabilir. Peki kişinin kalp krizi geçirdiğini nasıl anlayacağız? O esnada hastaya nasıl müdahale edeceğiz? Yanındaki kişiler nelere dikkat edecekler? Bu gerçekten çok önemli bir şey. Yani şimdi ne dedik? Ölümlerin en büyük sebebi evet. Kalp krizi. Kalp krizinden ölümlerin sebebi de bu ventrikül fibrilasyon. Yani ne oluyor? Kalp işte o anda kalbin kriz geçirdiği zaman elektrik sistemi bozuluyor ve bu fibrilasyon dediğimiz olay gelişiyor. Fibrilasyon olduğu zaman da kalp hasta titreşiyor, çalışmıyor. Ve kalp yani bir nevi durmuş oluyor. Durduğu için de bir hasta bir iki dakika içerisinde maalesef kaybediliyor. İşte kalp krizi nasıl geçirdiğini anlayacağız. Tabii kalp krizindeki en büyük şikayet tabii göğüs ağrısı. Yani bir insan böyle işte göğsünde ağrı olduğu zaman özellikle hani boğuluyor tarzında çeneye doğru yayılan, kollara doğru yayılan, sırta doğru yayılan şiddetli ağrı ve ilaçlarla geçmeyen bir ağrı olduğu zaman hissettiği zaman zaten ilk iş yani ilk yapacağı iş kriz geçiren kişinin en yakın bir hastaneye gitmek.
Yanında birisi varsa da muhakkak durması lazım. Araba kullanıyorsa kesinlikle araba sürdürmesi lazım. Arabayı başkasının kullanması lazım. Çünkü araba kullanılma sırasında fibrosine girerse yani öbür türlü de belki olacak ama bir tarafa hem kaza olacak daha evet. Tehlikeli. Hem başkalarına da zararı verebilir. Yanındaki kişi kriz diyelim ki göğüs ağrıdı. Bir arkadaşınız yanında göğüs ağrıdı. Göğüs ağrısı o zaman çok en yakın hastane. Çünkü burada bizim korkumuz ne? Fibrilasyon. Yani ventrikül fibrilasyon dediğimiz kalbin durması. Bunu durdurmanın, döndürmenin de yolu şok. Oraya tekrar elektrik ve şok vererek o elektriksel bozuntuyu düzeltiyorsunuz ve kalp tekrar yeniden çalışmaya başlıyor. Ama diyelim ki şurada diyelim ki birimiz kalp krizi geçirdik. O kalp durdu. O ne oldu? Kalp durduğu zaman kişinin oraya bayıldı, düştü. Bu tür durumda ne yapacağız? Orada işte şok aleti de yok. Yani şok aleti olmuş, ambulansı gelmesi lazım. Ya da hastane şartlarında evet. Olması lazım. Öyle durumda hemen yere yatıracağız. Baktık ki işte solunum durdu, bilinç gitti. Hemen kalp masajı. Yani yaptığımız masaj aynı bizim kalbin pompa görevini görüyor. Göğsün üstüne biraz daha sertçe dakikada işte 80-100 arası civarında masaj yaptığımız zaman kalp o anda çalışıyor gibi tansiyon geliyor ve dolaşım sağlanıyor tekrar. Normal bütün beyine, bütün vücuda kan gitmeye başlıyor. Yani kalp masajı yapacağız. Tabii. Yani hayat kurtaracak. Kalp masajı hayat kurtaracak. Diyelim ki o arada işte hemen haber verdiniz, ambulans haber verdi, ya da birisine haber verildi. İşte ambulans gelene kadar ya da işte elektroşok uygulayabilecek bir ekip gelene kadar ya. Kalp masajına devam edeceğiz. Yaparsanız hasta yaşar. Evet, çok önemli bir dipnottu şu anda Ali Rıza yani, hocam verdi. Evet, o son derece önemli. Yani masaj, kalp masajı hayat kurtarır. Hiç çekilmemek lazım. Hastanın bilinci gitti, nabzına baktın, işte nabzını kontrol ettin, çalışmıyor, nefesi gitti. Çünkü burada saniyeler önemli. Yani zamanla yarışıyorsunuz. Tabii zamanla yarışıyor. Eğer kalp masajını erken başlarsanız bilinç, beyin sıkıntısı yaşama oranı düşük olur. Diğer organların hasar görme oranı düşük olur. Ne kadar erken hemen yani masaja başlamak lazım. Eğer işte 100 kez masaj yapıyorsa en azından 3-4 kez de bu arada işte nefes vermek lazım burnundan ya da ağzından. Yani ekip geldiği zaman zaten ambulans ekibi geldiği zaman onlar zaten hemen solunacağına bağlıyorlar ya da ambu dediğimiz yöntemle nefes veriyorlar ve aynı zamanda işte şok yaparak da durumu düzeltebiliyorlar. İlaçlarla ve şokla hasta kurtarılabilir. Bizim için çok kıymetlisiniz. Hastanemiz için çok kıymetlisiniz. Tabii hastalarınızı zaten hiç söylemeyeceğim. Onlara göz bebeğisiniz. Vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun hocam. Teşekkürler, sağ olun. Evet, kıymetli SRT televizyon izleyenlerimiz, bu hafta Şifa Kapısı programımızda kalp hastalıklarını konuştuk. Kalp hastalıklarıyla ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabını kalp ve damar cerrahisi uzmanımız Profesör Doktor Ali Rıza Cenel hocamızdan dinledik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli SRT televizyon izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. Şimdi şöyle söyleyeyim, burada ben kendim tedavi olmuyorum. Eşim şu anda tedavi. Ay, çok iyi kuşur. Kemoterapi görüyoruz. Ve kuşur. Sağ olun. Özellikle araştırdık. Özellikle buraya hem doktorumuz için özellikle buraya geldik. Şu ana kadar genelde memnunuz. Yani bir aksi bir şeyle karşılaşmadık. Ters bir şeyle karşılaşmadık. Birlikte tabii kolesterolü düşürmek, sigarayı bırakmak lazım. Babam bu konuyla ilgili problem yaşadığı için kısmen de olsa duruma hakim. Dikkat etmeye çalışıyorum. Ne kadar başarılı oluyorum bilemiyorum. Kısmen söyleyebileceklerim bunlar karşı tarzında. Erkekler biliyorsunuz daha riskli burada kadınlara oranla. Özellikle kalp konusunda. Herhalde sanıyorum biraz daha hani erkeklerin kendilerine daha bir dikkat etmeleri gerekmiyor mu? Kesinlikle katılıyorum. Bildiğim kadarıyla çok oranlama veremem ama kanserden daha fazla ölüme neden olduğunu okudum bir yerde. Bu konuyla ilgili annem de tedavi görüyor. Hatta kanserden daha ileri seviyelerde kalp krizinden vefat eden
insanlar olduğunu bildim. Dikkat etmek gerekiyor. Çok bilinçli olduğumuzu düşünmüyorum açıkçası bu konuda. Biraz daha bilinçli hareket etmek lazım tasarlarla alakalı. İnşallah önümüzdeki dönem. Hayır, ölümle dalga geçiyoruz, ne dersin? Başa gelince biraz fark ediyoruz. Öyle oluyor, maalesef öyle oluyor yani. Kalp sağlığı konusu neler düşünüyorsun? Şimdi sen öyle bir adrese geldin ki ben şimdi bir kaçaktım, yakaladın sen beni. Yani? Ben de şikayetim vardı nefes darlığı. Hani biz bunu genelde akciğerden düşükleden zannediyoruz. Burada hocalarıma geldim, dedim hocam böyle böyle. Kendim de şeker hastasıyım, 3 aydan 3 ay kontrole geliyorum. Sağ olun. Hocam da dedi ki isim vermeyip. Hocam da dedi ki ya ben seni hep kardiyolojiye gönderiyorum, tutuyorsun. Akciğerlerime bir şey tuttu beni, kardiyolojiye tutuyordu. Kolumdan tutarak sağ olsun. Tabii EKG, MR, şu farklı vesaire. Oradan kullandım. İşlemler yapıldı. İlaçlar verdi. 15 gün sonra dedi, bunlar dedi geleceksin. 15 gün ben ilaçları kullandıktan sonra rahatladım. Hani biz zannediyoruz ki halk olarak genelde bunu özellikle ben üstüne basa basa söyleyeyim, çok önemli. Her nefes darlığını biz akciğere bağlıyoruz, astıma bağlıyoruz. Meğerse kalp yetmezliğinden de oluyormuş bu. Ben bunu bilmiyorum, bu yaşta öğrendim. Neyse hocam ilaçlarımı değiştirdi. İlaçlar yazdı bana. Dedi ki anji olman lazım. İşte dedi asıl olayı o zaman göreceğiz. Yani açık damar açılacak kanalına. Eğer kapalı varsa stentle ilaçları yazdı. Hocam dedi tam da yazdığıma gideceğim. Hocam dedim sen bana ilaçları ver. Hele ben yazlığa gideyim. Şu tatili bitirin. Çoluk çocuğu da mahcup etmeyin. Hani tatil yarıda kalmasın. Ya dedi... Bir riks var dedi. Hocam dedim arıza yaparsa geliriz. Halbuki yanlış yapıyorum, hata yapıyorum. Gittim. Dedim tatilimi yaptım. İlaçları kullanıyorum ama yasam. İlaçlar çok faydalı geldi, Allah razı olsun. Ve işte anji olmayı düşünüyorum. Ve burada doğduğumuz, büyüdüğümüz için buranın yerlisiyiz. Açılışını da biliyoruz. Kızlarım oluyor. Benim kızım Rabia, Ensar, damat. Tuğba kızı. Bunları ben burada büyüttüm. Hani şu, hatta çocuk doktoru Mehmet Ali Bey hala durur. Güzel. Razı olsun. Hani hastanemizde çok memnunum. Ama burası 20 yıllık bir hastane. Kalp damar bölümü de 8 yıldır var zaten. Allah eksik etmesin. Allah yokluğunu göstermesin. Bizim için burası Zeytin'in için bulunulmaz bir deliliği. Geçmiş yaşadığım bir olayı da anlatayım ben. Oğlumda rahatsızlık vardı. Dalağını aldıracaktım ben. İsim verebilir miyim? Devlet hastanesinin birinde isim vermeme gerek olmaz. İsim vermeyeyim. Ha, isim vermeyeyim. Ve gün verdiler. Efendim dalak alınca. Çocuk enfeksiyon kaptı. Ben refakatçisiyim. Dede hocalara söyledim şeflerime. Dedim ki hocam. Ya bu çocuk enfeksiyon aldı bak, ameliyat günü yaklaşıyor, bunu tedavi edin ki enfeksiyonlu hasta ameliyata girmez. Neyse önemsemedi. Giden insanı resmen hasta bir şekilde geri gönderiyorlar. Bizim 3,5 ayımız neredeyse bu şekilde gitgellerle geçmiş oldu. Hem hasta psikolojisi burada daha kötü, hem yakınlarının psikolojisi daha kötü. Derken en sonunda annem babam kesinlikle artık olmaz dediler. Yani maddi manevi her türlü kayıp yani en önemli. Ne oldu? Buraya getirdik oğlumuzu, inanır mısın? O zaman şefimiz, oranın şefi bir kutu antibiyotik yazdı. Yani çok iyi biliyorum. Der ki, işte hastayı taburcu edin, evet bir hafta sonra gelsin, efendim ameliyat edelim. Dedim hocam bir kutu antibiyotikle diş ağrısı geçmiyor. Sen nasıl bir kelime konuşuyorsun? İkincisi de madem bu kadar hasta var dışarıda da,
Sen niye bedava beni bir aydır yatırıyorsun ya? Niçin tedavi etmedin? Devlet hastasını yapıyorsun. Abi dedim ki kavga ettim bunlarla, ben size güvenmiyorum. Enfeksiyonlu hastanın ameliyat olması demek masada kalması demek. Kesinlikle. Efendim tüm organlara dağılır bu. Yok o zaman imza atacağım falan, ben bastım yaygarayı, ben dedim oğlumu alıyorum. Sokakta bulmadım 25 sene 20 sene onu, ömrümü verdim. Getirin kardeşim imzaları. Biraz kolay mı duyuyorsun? Getirin, orada var ya, ya isyan bin bir türlü para. Bir kutu antibiyotik ilaç veriyor bana, bir kutu antibiyotik bittikten sonra gel ameliyat edeceğiz diyor. Böyle bir şey var mı ya? Ben aldım oğlumu buraya getirdim. Ocuğun da psikolojisi bozuldu dedi, baba ben orada ameliyat olmam, benim psikolojim bozuldu. Ben ne Avrasya'da olacağım dedi. Tamam oğlum, inanır mısın o enfeksiyon burada bir hafta, Allah razı olsun hocalarımızdan, serumlarla, antibiyotiklerle, bilmem nelerle bir haftada anca sıfıra düştü. Ameliyatını da burada yaptırdık. Allah'a çok şükür 3 sene oldu, hiçbir şikayetimiz yok. Allah onlardan razı olsun. Eğer ki ben inanıyorum ki çocuğumu orada ameliyat ettirseydi, ben orada kalırdı benim çocuğum. Kesin kaybetmeyiz. O kadar önemli bir konuya değiniyorsunuz. O çok önemli. Çok önemli. Gerçekten doğru. Dişçi bile dişi çekmiyor enfeksiyon olduğunda. Hangi dişçi enfeksiyonlu, iltihaplı dişi çekmeye kalkıyorsa o dişçi dişçi değil. Çekmez. Çünkü neden? O iltihap kana yayılır, abdestini kaybeder. Çekenler var parayı almak için, gider de gelmez diye. Yani ben böyle bir anımı paylaştım. Ders olacak bir anı bu. Hepimize ders olması gerekiyor. Göstereceksiniz. İzleyenlere de bir ibret olsun. Benim yaşadığımı yaşamasınlar. Biz o 3 ay bizim 30 senemizi aldı. Anne bir tarafta ağlıyor. Efendim ben bir tarafta ağlıyorum gizli. Çocuk çarşafın altında ağlıyor. Tamamen bir tiyatro oynuyoruz biz. Allah o duruma kimseyi... Avrasya Hastanesi tekrardan oğlunuzu size bağışladı. Az olsun. Gece gündüz dua ediyoruz. Doktorlarımızdan, yöneticisinden, elemanlarından, A'dan Z'ye hepsinden Allah razı olsun. Memnunuz. Derya Öztürk. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Gençsiniz de söyleyebiliriz, yaşındayım. Gençsiniz gerçekten. Peki bugün biliyorsunuz biz böyle biraz sağlıkla ilgili röportaj yapıyoruz. Yani insanlara diyoruz ki sağlıkla ilgili neler düşünüyorsunuz diyoruz. Sizin düşüncelerinizi önebilirim. Şimdi sağlıkla ilgili neler düşünüyorum? Çok sağlıklı bir insan olmadığım için çok da güzel şeyler düşünemiyorum. Çok iyi. Evet. Neyiz var yani? Bağırsak hastalığı var. Bağırsaklarının bir kısmı alındı. Ondan sonra tekrar hastalıklar başladı. 4 yıldır aynı süreçteyim. Şey, ameliyat istendi. Özel bir hastanede. Biraz yüksek ineriler çıkınca şu an onun aşamasındayız. Ameliyat kısmını bekliyoruz. Evet. Ameliyatların sonucunda yani tedavi hani, olmak işte bir ameliyat oluyorsunuz. Nasıl bir iyileşme gözlemleyebiliyor musunuz? Ya ameliyat oldum ama öyle pek de bir sağlıklı bir şey olmadı. Yine rahatsızlıklar başladı ve yine aynı ameliyat dendi. Nerede oldunuz ameliyatı? Cerrahpaşa Hastanesi'nde oldum. İşte Avrasya'da görüyorum. Bir hastamız var, doğum yapmak üzere olan bir hastamız var, onun için gidiyoruz.